Şimdi elimden geldiği kadar pratik anlatmaya çalışacağım. Bir tane ana kasnağımız var, şu şekilde. Dört tane e, ara yardımcı burular var, yani yan kenarlarımız için kullanacağımız. Şimdi parça parça anlatacağım, e, durdurup başlatacağım, durdurup başlatacağım. İlk öncelikli olarak bu parçaları çıkarın. Benim yaptığım gibi vidalarınızı vesairenizi böyle sıralamanız çok daha kolay olacaktır işlemi yapma açınızda. Bir tane somon sıkmak için, böyle bir sanatır gibi bir şeye ihtiyacınız var. Böyle bunları sıraladıktan sonra bu dört tane aynı eşit boyda olan yan taraflarımızı, yan taraflardan bize destek olacak kısımlar böyle V şeklinde yani şu şekilde ters V gibi düşünebilirsiniz ya da koyun İki e, iki tane ana hatla ilk bir tanesini sonra diğer iki tanesini yapacağım şimdi zaten göreceksiniz şimdi bu şekilde V bir kasnak yapmış olduk ortasına bir çıta çıtayı monte ederek somonları yerleştirerek bir V kasnak elde ettik şimdi bu V kasnağı bu iki uçlara yerleştireceğiz şuradaki kısmı. Orayı da yapayım, orayı da çekeceğim. Bu hani böyle bir V kasnak. Taslak olarak böyle bir şey oluyor işte. Şu V'ler kenardan tutturduğumuz V'ler üstteki ana taslağa birleşince böyle bir şey çıkıyor ortaya. burada ayaklarını da taktım bu arada 4 tane. Onu siz de unutmayın. Kenardaki kasnakları ayarladıktan sonraki adım şu arkadaki arka çıtayı göründüğü şekilde oraya monte etmek. Şimdi devamında da üstünü monte edeceğiz. Yani üst çatı kısmını monte edeceğiz. Sonra oturma paneline geçeceğiz. Şimdi üst kuru, üst kısmı, şu üst çatı kısmını gergin çadır misali kuracağız. İki tane borumuz var. İki tane de onları şu kenarlardan tutturacak. Yani boruları şöyle ikişer ikişer atacağız. Bir tane de buradan bir de buradan tutturduğumuz zaman bu gerilecek. Sonra onu bu üst kısma monte edeceğiz. Şimdi kenarlarını o çıtalarla döndük. Böyle gergin bir şey oldu. Şimdi bunu bunun üstüne monte edeceğiz. Şimdi üst kısmı bağlamadım. Çünkü ben içeride ardi gibi bir odam var. Balkona sonradan taşıyacağım. En son bağlayacağım üstü. Oturma kısmını yapıyorum. İlk böyle böyle bir V yapıyorsunuz yine. Şurada zaten bu ayakları takıyorsunuz. Çitos. Dur oğlum çitos. Ee, burada V ayakları yapıyorsunuz. O kadar. Sonra devamında kolçağı var. Kolçağı buradan şuraya monte edeceğiz. Devam çok basit. Göstereceğim yine bitmiş halini. Şimdi oturacak yeri ayarladıktan sonra... <laughs> Aşağıda böyle bir tipte işte benim bana yardımcı olmuyor. Beni engelliyor. Lazer tutuyor. Kedim bana saldırsın diye. Böyle e, kenar kolçaklarında da ayarlıyoruz. Böyle sağlam bir şekilde bu kısımları vidalıyoruz. Bana bu kolçak hatalı geldi. E, umarım fabrika değişimini sağlayacak. Çift delik açılmış. O yüzden pek güvenli değil. Bu kısmı halledeceğiz. Şimdi yanlardan iki tane e, o dört tane demir kaldı zaten elimizde bir tek. Bu dört demiri tutturacağız. Dört demire çengeli takarak yani şuradaki şu atmosfer çengeli takarak işlemi tamamlayacağız bu kadar ama son halinde de göstereceğim size. Şimdi ben bir hata yaptığım için kimse hatayı yapmasın diye burada belirteyim. Şimdi söktüm bunların kenarlarını. Bakın bu derin kısmı derin olmuş oldu burası. Bakın bu temi, demir tel üst tarafta Burada alt tarafta Yani böyle oturursak ne olur Demir tel ile benim aramda boşluk olur Ve dizlerim acır vesaire O yüzden bunu ters çevirmem lazım yani Böyle bir hata yaptım Başkasının başına gelmesin diye sizi de paylaşıyorum Teller yukarıda olacak iki taraf içinde Bunu te ters çevireceğim şimdi Şimdi o dediğim hatayı ortadan kaldırdım Demirler artık üste bakıyor Yani bakın burası boşluk değil Şimdi bunları da böyle bağladım Bunları alacağım şu kancalara takacağım üstü monte etmek gerçekten çok basit. İki tane yerimiz var bu kenarda. Ben yapmayacağım şimdi içeride dışarıda yağmur yağdığı için. bir tane yerine şunu ayarlanabilir olduğu için bunu buraya takıyoruz. Arkasına mil takıyoruz. Diğer tarafa da kalanları, kalan kalın kısımları takıyoruz. Üst kısmı da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Buradaki kısımla da zaten oynayarak zamanla ayarlanabilir olduğunu göreceksiniz siz de. Şimdi bu kancaları buna takacağım. Bu kancalara takacağım. İşlem bitmiş olacak tamamen. Yani göstermesi kolay gibi göründü. Ama o kadar da kolay değildi açıkçası kurması. Çünkü bunu ters yapmam benim çok fazla zamanımı aldı benden. Ve yordu. İki kişi olması gerekiyor bu kasnakları rahat bir şekilde kurabilmeniz için. İyice sıktığınızdan emin olun. Aksi takdirde, yani firma da bunu çokça söylüyor. Aksi takdirde düşmeler, kırılmalar vesaireler, yaralamamalar yaşanabilirmiş. Dediğim gibi bunun kurulumu bu şekilde. Sabit zaten modelleme üzerinden bir sürü marka ee, aynı modellemeyi kullanarak ürün üretmiş. Umarım yararım bir yararım dokunabilmiştir kurmak isteyenlere. Yani herhangi bir sorunuz olursa altta yorumlarda da belirtebilirsiniz. Herkese hayırlı olsun.